Evet, sevgili basın mensupları, bildiğiniz üzere bugün yaşadığımız bir durumla ilgili bir kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. 11.09.2024 tarihinde Tarsus İcra Müdürlüğü memurları Avukat İsmail.G eşliğinde Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltacı'nın makam odasına gelerek muhafaza işlemini uygulamak istediklerini bildirmişlerdir. Belediyemiz Hukuk Müdürlüğü tarafından 3 aylık süre uzlaşma isteklerimiz icra dosyaları vekili tarafından reddedilmiştir. Kısmi ödemeler yapılmasına rağmen kötü niyetli olarak başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haciz edilmiştir. Tarsus Belediyesi Başkanlığı'nın Avukat İsmail G. nokta vekil olduğu dosyalara toplam ana borcu 5.476.500 TL'dir. Ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10.800.000 TL'ye çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatı alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebinde bulunmasına rağmen yine bu talep kabul edilmemiş ve icra işlemlerine başlatılmıştır. Yapılan icra işleminin art niyet taşıdığı ortadadır. 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana Tarsus Belediyesi, Tarsus'ta yaşayan her bir vatandaşın evidir. Bugün Tarsus Belediyesi Başkanlık makamında yapılan bu haciz yalnızca Tarsus Belediyesi'ne değil, her bir vatandaşımıza yapılmıştır. 10 milyon 800 bin TL'lik borcun başkanlık makamından başkanın koltuğunu, sandalyesini, masasını götürerek tahsil edilemeyeceği herkesin bilindiği üzere bir gerçektir. Bu bir itibarsızlaştırma projesidir. Biz itibarımızı ne oturduğumuz koltuktan ne de makamdan alıyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de tüm engellemelere rağmen daima Tarsus'a hizmet etmeye devam edeceğiz ve hiçbir olumsuzluk bizi engelleyemeyecek. Biz itibarımızı birilerinin iki dudağından değil, milletten alıyoruz. İtibarımızı milletten almışız biz. Tarsus halkı 88 binin oyun üzerinde bir oy vermiştir bana. Ben Tarsus Belediye Başkanı olarak bu belediyenin faiz ödeyemeyeceğini, bu faizlerin silinmesi ve alacaklıların yapılandırılmasını istemişimdir. Fakat karşımızda farklı bir zihniyette bir dirençle karşılaşmışızdır. Buradan anladığımız şu ki, belediye başkanlık makamının koltuklarının icra edilmesi, makam odasındaki makam sandalyesinin icra edilmesi bu Tarsus halkına yapılmış bir hakarettir. Şunu da herkes bilsin. Bu Tarsus Belediyesi'nin 2024 yılında 1 Nisan'ından sonra kalan bir durum değildir. Bu Tarsus Belediyesi'nin bizden önceki dönemden kalan durumunun sonucudur. Eğer ki bu kadar yasalara, bu kadar mevzuatlara hakimlerse bu arkadaşların bizden önceki dönem açılan dava dosyalarının kapağını kaldırmaları gerekmektedir. Önce o kapakları kaldırsınlar, ondan sonra gelsinler bu döneme dair bir şey bulabiliyorlarsa gelsinler bizle yüzleşsinler. Ben bütün Tarsus halkına şunu söylemekten geri durmuyorum. Ne korkuyorum, ne yılıyorum, ne de bir adım geriye atıyorum. Benim faize verecek param yok arkadaşlar. Ben faize para veremem. Benim dönemimde emekli olan arkadaşlarımızın tamamı belli şartlarda hak edişlerini almaktadırlar. Benden önceki dönem paralarını alamadıkları için seçimden hemen sonra icra işlemlerini başlatan arkadaşlar bunu art niyetli yapmaktadırlar. Buna Tarsus halkı gereken cevabı verecektir. Toplum buna gereken cevabı verecektir. Ben yüce Tarsus halkının bu anlamda benim her zaman yanımda durduğunu biliyorum. Bundan sonra da duracağını da biliyorum. Bizi makamlar, mevkiler, koltuklar yıldıramaz. Benim işime gelir, daha çok sahaya çıkarım, daha çok vatandaşıma dokunurum, daha çok onların hizmeti için gecemi gündüzüme katarım. Ama şunu hiçbir kimse unutmasın, bu yapılan hiçbir şey de bizi yıldırmaz. Ben buradan sizler aracılığıyla tüm Tarsus kamuoyuna ve tüm Türkiye'ye buradan bu mesajlarımı iletmek istiyorum. Sizlere de buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladınız. Bundan sonra da gereğini yapacağımızı herkes bilsin.